aşağıdakilerin hangisi kimyanın çalışma alanlarından biri değildir? Maddenin olduğu her yerde kimyanın çalışma alanı vardır. Buna göre bakalım. Fabrika atık sularının arıtımında birçok kimyasal madde kullanılır. Örnek vermek gerekirse sertliğin giderilmesinde kireç kullanılır. Dezenfeksiyonda klor gazı kullanılır. Yine suda asılı kalan parçacıkların çöktürülmesinde koagülan dediğimiz demir sülfat gibi maddeler kullanılır. Toprak kalitesinin arttırılmasında genel olarak gübreler kullanılır. Gübreler de yapay gübrelerdir. Günümüzde kullanılanlar ve kimyasal maddelerdir. Tuz yapısındaki maddelerdir. Aleve dayanıklı kumaş üretimi yine çeşitli kimyasalların kumaşa ilave edilmesiyle karıştırılmasıyla oluşur. Şebeke su kesintilerinin tamiriyle kimyacılar uğraşmaz. Tamir işiyle tesisatçılar, sıhhi tesisatçılar uğraşır. Nanoteknoloji ürünlerinin üretimi, evet yine nanoteknoloji dediğimiz zaman kimyanın ilgi alanına girer. Fulleren dediğimiz karbonun allotropu olan maddelerden oluşan nanotüpler nanoteknoloji ürünlerinin üretiminde kullanılır. Doğru seçenek D'dir. Yukarıda verilen çalışma alanlarından hangileri kimyanın alt bilim dalı olan analitik kimya ile ilgilidir? 1. DNA'nın yapısını inceleyen alt bilim dalıdır. DNA'nın yapısını inceleyen alt bilim dalı biyokimya olmaktadır. 2. Kandaki şeker miktarını inceleyen alt bilim dalı analitik kimyadır. 3. Minerallerin oluşumunu inceleyen alt bilim dalı anorganik kimya olarak bilinmektedir. Cevabımız yalnız 2, A'dır. Özellikleri verilen kimyanın alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir? Kimyasal ölçüm birimidir. Madde örneklerinin yapısındaki kimyasal maddelerin tür ve miktarlarının belirlenmesi uğraş alanıdır. Madde örneklerinin nicel ve nitel analizlerini yapan analitik kimyadır. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisi atom altı taneciklerin atomu nasıl oluşturduklarını inceleyen bilim dalıdır? Atom altı tanecikler denince aklımıza proton, nötron, elektron, kuark, lepton gibi parçacıklar gelir. Bunların özellikleri, yeni atom altı parçacıkların keşfi nükleer kimyanın ilgi alanına girer. Adli kimya sporcuların doping yapıp yapmadıklarını ve cinayet vakalarını aydınlatmada kullanılan bir kimya disiplinidir. Fizikokimya kimyasal reaksiyonlardaki fiziksel süreçleri inceler. Örneğin bir reaksiyonun enerji değişimi, bir reaksiyonun hızı fizikokimyanın ilgi alanına girer. Polimer kimyası, polimer dediğimiz büyük moleküllerin eldesi, bunların kimyasal süreçleri ve yeni polimer ürünlerin keşfiyle ilgilenir. Anorganik kimya, organik olmayan bileşiklerin, örneğin asitlerin, bazların, tuzların yapılarını ve kimyasal süreçlerini inceler. Doğru seçenek C'dir. Tarımda ürün verimini ve kalitesini artırmak için toprağa verilen maddelere gübre denir. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri kimya ne işe yarar sorusuna verilecek cevaplardandır. Maddenin bulunduğu, madde üretiminin bulunduğu veya çeşitli maddelerden faydalanıldığı her yerde kimya biliminden faydalanılır. Tekstil atık sularını temizleme. Evet, atık suları temizlenirken çeşitli kimyasal maddeler kullanılır. Örneğin koagülanlar kullanılır, filtreler kullanılır. Bunlar tamamen kimyayla ilişkili kavramlardır. Hastalıkların tedavisinde yeni ilaçlar sentezlemek, ilaç demek kimyasal madde demektir. İlaçların etken maddesini tespit etme, bunun organizmada oluşturacağı etki kimyacıların ve kimya biliminin ilgi alanına girer. Biz buna aynı zamanda farmasotik kimya diyoruz. Tarım kimyasalları geliştirerek ürün verimini arttırmak. Evet, yapay gübreler bulmak, onları geliştirmek agrokimyanın ilgi alanına girer ve kimya birimiyle ilişkilidir. Doğru seçenek E'dir. Porselen, cam, çimento, gübre, mineraller gibi maddelerin yapılarını inceleyen kimya alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Anorganik kimya. Anorganik kimya, karbon içermeyen maddelerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen bir kimya dalıdır. Porselen, cam, çimento, gübre, mineraller diyoruz. Anorganik kimyanın incelediği alana girmektedir. B. Fizikokimya. Fizikokimya, kimyasal tepkimelerdeki ısı, iş ve enerji dönüşümleriyle fiziksel etkenlerin kimyasal tepkimeler üzerindeki etkilerini inceleyen kimya alt bilim dalıdır. C. Biyokimya, canlıların diyoruz yapısındaki fiziksel ve kimyasal olayların süreçlerini incelemektedir. D. Organik kimya, karbon içerikli maddelerin özelliklerini incelemektedir. E. Nükleer kimya, radyoaktif maddelerin oluşturduğu tepkimeleri incelemektedir. Cevabımız A. Anorganik kimyadır. Bu çalışmalardan hangileri kimya biliminin uğraş alanlarındandır? Yeni ilaçlar keşfetmek kimyanın çalışma alanına girer. Çünkü ilaç demek kimyasal madde demektir. Etken maddesini bulmada kimyacılar mutlaka rol alacaktır ve kimya biliminin prensiplerinden faydalanacaktır. Aynı zamanda farmasotik kimya olarak da adlandırılır ilaç kimyası. Farmasotik kimya. Çevre sorunlarının çözümü yine kimya biliminin uğraş alanına girer. Çevre kimyası dediğimiz kimya alt disiplini çevre sorunlarının tespiti ve giderilmesiyle uğraşır. Enerji kaynaklarının korunması yine kimya biliminin uğraş alanlarındandır. Enerji elde edebileceğimiz yeni maddeler bulma, bunların üretimi, kullanılması kimya bilimiyle doğrudan ilişkilidir. Kozmetiklerin kontrolü, evet kozmetik dediğimiz süslenmede daha çok kullanılan bayanların tercih ettiği ürünlerdir. Bunların kontrolü, içerisindeki kimyasal bileşenlerinin tespiti, zararlı olanlarının mutlaka ayrılması kimya biliminin ve kimyagerlerin uğraş alanına girer. Doğru seçenek E'dir. Buna göre sanayi dallarından hangileri metalurji ve malzeme mühendislerinin çalışma alanı olabilir? Metalurji ve malzeme mühendisleri herhangi bir malzemenin üretimi için gerekli planlamaları yapar ve uygulanmasını denetler. Bundan dolayı savunma, otomobil, demir çelik sanayinde metalurji ve malzeme mühendisleri planlama yapar ve uygulamasını denetlerler. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir.